Yasin suresi yani şeytana Allah'a sığınırım. Bu da çok sırlı bir suredir. Maşallah. Babaları uyarılmamış, böylece kendileri gafil kalmış bir kavmi uyarman için gönderildin. Yani şimdi de mesela bu devirde insanların babaları uyarılmamış durumda. Bizden bir evvelki nesil Darwinisti zaten. Evet. Bütün dünyada öyle. Türkiye bir tek sağlamdır bu konuda. Evet. Bir evvelki nesil Darwinizmin tırpanından geçtiler. Evet. Yani babalarımız. Evet. Bir evvelki nesil. Bak babaları uyarılmamış, böylece kendileri de gafil kalmış bir kavme uyarılman için gönderildin. Andolsun onların çoğu üzerine o söz hak olmuştur. Artık inanmazlar. Yani Allah onların hükmünü vermiş artık diyor Allah. Gerçekten biz onların boyunlarına, çenelerine kadar dayanan halkalar geçirdik. Bu yüzden başları yukarı kalktı. Yani enaniyet ve kibirden artık kafa neredeyse geriye yapışacak. Sen ancak zikre, Kur'an'a uyan ve gayb ile Rahman olan Allah'a karşı içi titreyerek korku duyan kimseyi uyarırsın. İşte böylesini bir bağışlama ve üstün bir ecirle müjdele. Allah korkusu hepsinin başı. Allah'tan korkuyorsa diyor Cenab-ı Allah, korkarsa sen onu uyarabilirsin diyor. Babaları uyarmamış, böylece kendileri gafil kalmış bir kavmi uyarman için gönderildin diyor. Aynı zamanda Mehdi'ye bakan bir ayet inşallah. Kur'an güçlü, üstün olan, esirgeyen Allah'ın indirmesidir. Evet. Maşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Yasin. Andolsun hikmetli Kur'an'a. Allah yemin ediyor Kur'an'a. Gerçekten sen gönderilenlerdensin. Aynı zamanda Mehdi'ye bakan bir ayet. İnşallah. Değil mi? Peygamberimize evet. Bakıyor birinci anlamı. İkinci anlamı Mehdi'ye ve Mesih'e bakıyor. Dost doğru yol üzerindesin. İnşallah. Aynı zamanda Mehdi'ye bakıyor. Güçlü, üstün olan esirgiyenin indirmesidir. Allah'ın indirmesidir. Babaları uyarılmamış, böylece kendileri de gafil kalmış bir kavmi uyarman için gönderildin. Burada bitiyor. Evet.